Tabii seçim sonuçları açıklandıktan sonra özellikle DBP olarak HDP'nin önemli bir bileşeni olarak Kürdistan'da elde ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız ortada. O günden bugüne bunların sebepleri ve nedenleri üzerinden yürüttüğümüz kimi tartışmalar söz konusu. Tabii ki biz özellikle özgürlük mücadelesi yürüten halklar olarak elbette ki mücadelemizin kazanımlarını, başarısını ve başarısızlığını seçim sonuçları üzerinden tahlil etmiyoruz, yürütmüyoruz. Böylesi bir durum söz konusu. Fakat bugün AKP-MHP iktidarının devletin bütün imkanlarını kullanarak seferber etmiş olduğu ve bütün kurumların adeta AKP'nin arkasına, politikasının arkasına hizalanarak yürütmüş olduğu bir seçimin sonuçları söz konusu. Bu anlamıyla şunu ifade edebiliriz ki bizler açısından seçim sonuçları AKP ve MHP'nin elde etmiş olduğu sonuçlar bağlamında bizim açımızdan bir meşruiyetinin olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü her yönlü antidemokratik baskı, gasp yöntemleriyle ve devletin bütün imkanlarını aslında kullanarak bizim çalışmalarımızı, parti çalışmalarımızı engelleyerek böylesi bir seçim sürecine girdi. Ne olursa olsun elde edilen ortaya çıkan bir tablo var, bir sonuç var ve biz bu sonuçlardan özellikle DBP olarak memnun olmadığımızı, halkımızın beklentisine cevap olmadığını, arzu ettiği sonuçlarla karşı karşıya olmadığını açık yürekle ifade ediyoruz. Buna sebebiyet veren, buna yol açan gerek pratik politikamız, gerek siyaset yürütme biçimimiz bağlamında gerekse bizlerden kaynaklı eksik ve hataları ele alan ve bu konuda bunları en aza indirmeye yönelik ve önümüzdeki dönemi de bunun üzerinden planlamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar söz konusu. Yaklaşık seçim sonuçlarından bugüne bir aydır bu temel esaslar üzerinden kurumlarımızla yürüttüğümüz tartışmalar söz konusu. Önemli bir tartışmanın açığa çıktığını, bu konuda özellikle bugüne kadar yaşadığımız kimi zorlanmaların, kimi eksikliklerin, yetersizliklerin, yeterince ele alamadığımız, yeterince çözüme kavuşturamadığımız meselelerin birçoğunu da ele aldığımızı ve önümüzdeki siyasal mücadeleyle bunları en aza indirerek, bunları minima düzeye indirerek bu konuda siyasal çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Bu konuda zaten bugün itibariyle açığa çıkmış kimi önemli planlamalarımız var. Hem kurumlarımızda bütün bölgelerde, bütün illerde, il ve ilçelerde kurumlarımızda yürüteceğimiz toplantılar planlamasını ortaya çıkardık. Bunun ikinci aşaması da çok yoğunluklu halkla birlikte bu süreci ele alan, tartışan hem eleştirisini hem öz eleştirisini birlikte yürütecek ve bu konuda çok daha güçlü bir bütünen toplumun da içerisinde merkezinde yer aldığı bir bu konuda özellikle bu AKP-MHP iktidarının baskı otoriter politikasına karşı Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesini çok daha güçlü bir şekilde yürütmek ve her anlamıyla buradan sonuç elde etmeye odaklı bir çalışma planlamasını önümüze koyduğumuzu ifade edebilirim. Tabii AKP'nin, AKP-MHP iktidarının seçim sonuçlarıyla tekrar gücünü koruması özellikle Kürt halkına yönelik özel savaş merkezli, eksenli, çok daha yoğunluklu saldırıların bu konuda baskının, şiddetin olabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda özellikle bizlere yönelik çok daha baskı politikalarının ön planda olduğu bir döneme girdik. Tabii bir yanı böyle olurken diğer yanı da yani seçim sonuçlarında da açığa çıktı ki 21-22 yıllık AKP-MHP iktidarı devletin tüm kurtarma operasyonlarına rağmen, bütün gücüne, arkasına, gücünü hizalamasına rağmen bugün toplumun %50 kesiminden onay almadığı, özellikle Kürt halkının bu AKP-MHP iktidarını ve Erdoğan rejimini reddettiğini, kabul etmediğine ilişkin çok güçlü sonuçlar ortaya çıktı, bir irade ortaya çıktı. Elbette ki bu iradeyi çok daha güçlü hale getirip mücadele eder ve bu konuda halk eylemliliklerine ve bu konuda özellikle hak ve özgürlük mücadelesini çok daha güçlü seviye noktalara taşıma bağlamında halkla yürüteceğimiz çok kapsamlı tartışmalar, çok kapsamlı planlamalar olacak. Yani önümüzdeki dönemin belki de bizim
öz eleştirisini vermemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi bu. Önümüzdeki dönemin ana merkezine, tüm planlamaların, tüm çalışmaların, eylemselliklerin merkezine bu konuda halkı ve halkın kitlesel ve güçlü bir şekilde katılımını esas alacağız. Çünkü bugün Türkiye devletinin gelmiş olduğu 20. yüzyılını bitirirken ikinci yüzyılına girişte öyle anlaşılıyor ki güncellenmiş inkar kodlarıyla kendisini sürdürmek isteyecektir. Dolayısıyla Kürt halkının özgürlük mücadelesi, ana dilde eğitim hakkı, siyasal statü talepleri ve demokratik anayasa ihtiyacı ve bütün bunların demokratik anayasa temelinde Kürt halkının halk olmaktan kaynaklı bütün haklarını güvence altına alabileceği bir mücadele süreci bizi bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özellikle mücadelemizin odağına Kürt halkının ana dilde eğitim talebi ve bunun kamusal alanda kullanımının güvence altına alınması, özellikle Türkiye'nin ikinci yüzyıla girerken artık katı, merkezi, otoriter bir idari sistemden ziyade siyasal statüyü tartışmaya açmış ve bu konuda özellikle Kürdistan'ın siyasal statüsünü tartışmaya açan bir mücadele tarzını hedefliyoruz ve bu konuda halkımızın bu konudaki talepleri, siyasi statü talepleri çok net bir şekilde hem ön plana çıkaracak hem de bunun siyasetini ve mücadelesini halkımızla beraber yürüteceğiz. Dolayısıyla belki bugüne kadar elbette ki bunun mücadelesi, bu mücadeleyi hiçbir zaman yabana atmadık, görmezden gelmedik. Fakat bu konuda özellikle hem AKP, MHP'nin iktidarının baskısının düzeyi ve şiddetinin düzeyi ve Kürt halkının bu konudaki engin direnişini bir araya getirdiğimizde elbette ki bu halkın mücadelesine denk düşen bir pratik politikayı ortaya koymadığımızın göstergeleri birçok boyutuyla ortaya çıktı. Bundan da sonuç çıkartarak önümüzdeki dönemi çok daha güçlü bu temel esaslar üzerinden bir siyasal mücadele hattını öreceğimizi ifade edebilirim. Mutlu olarak özellikle hem kamuoyunda da tartışan, gerek iyi niyetli olarak düzeltici eleştiriler bağlamında ifade edilen birçok eleştiriler söz konusu. Özellikle bu konudaki kritik tarihe eşiklere girerken seçimler bunların önemli bir aşaması. Dolayısıyla ya da çok önemli bir siyasal kampanyayı ya da mücadele hattını ortaya koyarken bunu halkla çok daha organik bir şekilde, işlevsel bir şekilde tartışıp halkın da bu sürece, bu siyasal katılıma olan iradesini çok güçlü bir şekilde temsil etmek. Yani halkın iradesinin her alana, her çalışmaya, her planlamaya, her döneme sirayet edecek ve daha bunun merkezini oluşturacak bir siyasal çalışma biçiminden uzaklaştığımızı gördük özellikle son dönem itibariyle. Yani dediğimiz gibi bizim açımızdan en belirgin ve en temel durum biraz bu anlamıylaydı. Elbette ki seçim sonuçları üzerinden kimi yürüten kimi çeşitli olasılıklar, şöyle olsaydı daha iyi olurdu, böyle olsaydı daha iyi olurdu yürüten kimi tartışmalar söz konusu, fakat esas olarak bu konuda eksiklik olarak gördüğümüz temel meselenin özellikle siyasal kurumlarımızın, partilerimizin kritik zamanlarda, kritik dönemlerde özellikle halkla beraber halkın ortak ve kolektif iradesine yeterince başvurulmamış olmasıdır. Bu konuda hem eksikliğini görüp tartışmalarını yürüttü ve bundan hızla çıkıp bundan sonraki süreci tamamıyla halkın merkezinde olduğu, iradesinin, düşüncesinin, fikrinin, eyleminin her şeyin merkezinde olacağı ve bu konuda siyasi partilerin sadece buna koordinasyon ve öncülük edebileceği bir mücadele hattını öngördük ve bu konuda bunun öz eleştirisini de, bunun pratiğini de önümüzdeki dönem mücadelemiz bağlamında çok açık bir şekilde ortaya koyacağız. Elbette ki birçok şey ifade edildi. Yani sorunları tespit etme, tahlil etme, çözüm geliştirme bağlamında yürütülen birçok bu konuda olumlu, pozitif öneriler söz konusu. Biz bunların hepsinin toplam olarak kurullarımızda yürüttüğümüz tartışmaları bir nihai sonuca ulaştırıp artık önümüzdeki dönemin planlamasına dönüştüreceğiz. Bu konuda somutluğa kavuşmuş kimi planlamalar da söz konusu. Zaten yakın tarih itibariyle tüm örgütlerimiz, kurumlarımız, partilerimiz bu konuda il ve bölgelerde, ilçelerde
kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle ve bu konuda yerel dinamiklerle, kanaat önderleriyle, parti kurullarıyla, yönetimleriyle çok güçlü planlamalar çıkarıp, buluşmalar gerçekleştirip bunun üzerinden bu konuda zihnini, düşüncesini ve iradesini tekrardan netleştirmiş bir şekilde halkla beraber önümüzdeki süreci çok daha güçlü AKP-MHP'nin yaratmış olduğu despotik, faşist politikaya karşı güçlü bir mücadele dönemine özellikle sonbaharla beraber gireceğimizi. Üçüncü yol çizgimize, siyasal stratejimize yönelik ve bunu belirgin kılmadığımızı, bunun sözünü, bunun eylemini, bunun mücadelesini, düşüncesini yeterince toplumla buluşturamadığımıza ilişkin elbette ki bizim de değerlendirmelerimiz. Bu konuda olumlu, pozitif eleştirileri aldığımızı ve bu konuda yürütümüz çok derinlikli tartışmalar söz konusu. Tabii üçüncü yol çizgisi bugün Türkiye hepimizin malumu bir tarafı ulusalcı Kemalist Türkçü milliyetçi bir kanat temsil ederken bir tarafı milliyetçi, muhafazakar, İslamcı ve Türkçü bir kesim etrafında adeta Türkiye halkları neredeyse mengeneye sıkıştırılmış tarzda bir siyasal hatta çekilmek isteniyor. Tabii üçüncü yol işte tam da Türkiye halklarını, Kürt halkını ezilen bütün kesimleri bu iki ucu aslında yaklaştırdığında çok hızlı bir şekilde birleşebilecek olan bu iki uca karşı Türkiye halklarına, Kürt halkına özgürlük, demokrasi ve eşitlik temelinde ve bir arada mücadele etme temelinde üçüncü bir seçenek, üçüncü bir yaşam seçeneği olarak ifade ediyor. İşte Halkların Demokratik Partisi aslında bunun siyasal politik örgütü. Yani bu düşüncenin, bu siyasal ve toplumsal sistemin siyasal örgütü olarak ifade ediliyor. Hem gerek bileşenleriyle, gerek ittifaklarıyla, gerekse yürütmüş olduğu siyasal ve politik hat itibariyle. Tabii biz bunu yeterince hem özellikle seçim sürecinde hem de son zamanlarda yeterince toplumla buluşturamadığımızı, bu düşünceyi çıplak bir şekilde ifade ediyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz kimi şeyler var, eksikler söz konusu. Fakat bu şu anlama asla gelmemeli diye düşünüyoruz. Bunun özellikle bizlerden kaynaklı eksik yönlerinin bugün Türkiye halklarının üçüncü yola olan ihtiyacının gittikçe azaldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bugün işte tam burada toplum neredeyse iki kutuba ayrıldığı, iki güç arasında ezilmeye çalışıldığı, böylesi bir dönemde tam da işte üçüncü yol çizgisine ezilen halkların demokrasi ve özgürlük isteyen kesimlerin de tam tersine tutunabileceği ve bu konuda siyasal ve politik mücadelesini çok daha güçlü bir şekilde adeta böyle tüm Türkiye halklarına yayabileceği bir dönem bizi bekliyor. Dolayısıyla bunun hem sözünü kurabilmek, hem eylemini gerçekleştirebilmek, hem de Türkiye'nin her tarafına bu üçüncü yol çizgisini, hattını, siyasal ve politik düşüncesini taşırmak elbette ki bizlerin sorumluluğunda ve omuzunda. Bu konudaki hem derinlik ve yoğunluk bağlamındaki eksiklerimizi görüp hem de bunun pratik politikadaki yetersizliklerini çok hızlı bir şekilde aşıp önümüzdeki siyasal ve politik siyasete üçüncü yolun fikriyatını, düşüncesini ve yaşam sistemini, örgütünü oluşturma, zihniyetini oluşturma bağlamında elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Dolayısıyla bugün iktidar dışı, devlet dışı kalmış ve bu konuda iktidarın ve devletin bütün baskılarına maruz kalmış her yönlü. İnançsal, etnik, kültürel bütün kesimlerin aslında nefes alabileceği, yaşam bulabileceği ve kendisini aslında bu siyasal sistem etrafında örgütlenip nefes alabileceği bir siyasal sistemdir üçüncü yol. Tabii biz bu konuda özellikle pratik politikanın sürükleyici durumun arkasında da biraz giderek bu siyasal sistemin zihniyetini oluşturma noktasına elbette ki eksik kaldığımızı ifade edebilirim. Fakat bu üçüncü yol siyasetinin geriye düşüşünden ya da işte anlamını yitirdiğinden, değerini yitirdiğinden değil, tam tersine hakikati ve gerçekliği her zamankinden daha fazla ortada dururken bunu büyütecek, bunu işlevsel kılacak,
güncel gelişmeler bağlamında da ele alacak ve pratik politikaya dönüştürecek aktörlerin ve bu konuda siyasal örgütünün çok daha güçlü ve nitelikli hale gelmesiyle alakalı bir durum. Bizler de tartışmalarımızda bunu tespit ederek bunun aşılmasına dönük önümüzdeki süreci de bu temel esaslar üzerinden oturtacağımızı söyleyebilirim. Tabii HDP'nin özellikle kurmuş olduğu ittifaklar hiçbir zaman geçmişten günümüze kadar günümüze bağlamında ele aldığımızda hiçbirisinin aslında seçim odaklı olmadığını, tamamıyla mücadele eksenli, mücadele zeminli, gerek Kürt halkının demokratik, siyasal ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye devrimci, demokrat ve sol sosyalist bütün kesimleri ve dindar Müslüman tüm kesimleri aslında bir arada tutabilecek ve bu konuda bunun ittifakını, toplumsal ittifakını oluşturabilecek bir siyasal sisteme sahip bir politika yürütüyoruz. Elbette ki seçim döneminden hemen önce tartışılan emek ve özgürlük ittifakının ısrarlı bir şekilde, bir biçimde seçim ittifakı olduğuna ilişkin kamuoyunda yürütülen çok tartışmalar oldu. Tabii bizim bu konuda ciddi bir eksikliğimizi ifade edebiliriz. Özellikle bu ittifakın hem gelişim seyrine baktığımızda hem de özellikle seçim parametresi olarak ele alınmasında bizlerin bu konuda ortaya koymuş olduğu yetersizlikleri var. Ne yapıp edip özellikle Emek Özgürlük İttifakı ve Kürdistan'daki Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim odaklı olmadığını, mücadele zeminli, mücadele eksenli, siyasal ve politik toplumsal geleceği öngöreme bu konuda mücadele eden bir ittifak ilişkisi ve zemini olduğuna ilişkin çok belirgin bir politika yürütemedik. Bu bizim eksikliğimiz oldu. Tabii bizim yarattığımız bu boşluk çok hızlı bir şekilde birileri farklı kesimler ve birileri tarafından işte Emek Özgürlük İttifakı ile ve Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın seçim endeksli odağı olduğunu, işte parlamenter sistemdeki matematiksel ve aritmetiksel sandalye dağılımına yönelik bir ittifak ilişkisi olduğuna ilişkin yürütülen tartışmalar söz konusu. Fakat bunun öyle olmadığını, öyle olmayacağını hem geçmiş bağlamında hem de günümüz ve önümüzdeki süreci de bir araya ele aldığımızda HDP'nin siyasal ve politik mücadele sistemi ittifaklara asla bir seçim dönemsel, taktiksel ya da konjonktürel olarak bakmadığını çok net bir şekilde, belirgin bir şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla elbette ki bu konuda bu ittifaklara yönelik yürütülen kimi eleştirileri biz anlamlı bulurken fakat bunda ısrarlı bir şekilde bunun bu ittifakların gereksizliğini, anlamsızlığını ya da olmaması gerektiğine yönelik yürütülen değerlendirmelerin ve tartışmaların çok da iyi niyetli olmadığını, çok da yürütmek istediğimiz siyasal mücadeleye hizmet etmediğini de ifade edelim. Yani Kürt siyasi hareketi 30 yıldan bu yana, özellikle 1990'lardan bu yana yani hem Kürdistan'ın siyasal ve kültürel statüsünü kazanma ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi bağlamında bu iki parametreyi, bu iki dinamiği esas alarak hem Türkiye halklarıyla, Türkiye dinamikleriyle kurmuş olduğu ittifaklar söz konusu hem de Kürdistan'daki farklı kesimlerle ve örgütlerle, yapılarla kurmuş olduğu bir ittifak geleneği söz konusu. Bu geçmişte varken günümüzde de var ve muhtemelen önümüzdeki mücadele döneminde de olacağı benziyor. Fakat seçim süreçleri bu parametreyi, bu gerçeği biraz farklı bir zemine ısrarlı bir şekilde çekiyor. Böylesi bir handikap söz konusu. Yani bu da muhtemelen bu ittifakların neden olması gerektiğine ilişkin, bunun zihniyetinin, düşüncesinin, politik altyapısının toplumla buluşturmasında bizim yaşadığımız yetersizliklerle alakalı ifade ediyoruz. Onun dışında sadece seçim sonuçları ya da seçimde elde edilen başarı ve başarısızlık üzerinden yürütümüz ittifakların ele alınmasının biz yetersiz, eksik olduğunu, doğru da ve haksız bir bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da tabii ifade etmek gerekiyor. Yani çok kritik, önemli bir tarihi bir eşiğe girdiğimizi ifade edebiliriz. Evet, seçimle bir dönem bitti. Yani 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimiyle
Özellikle hem faşizme karşı mücadele bağlamında hem de iktidarın önümüzdeki dönem ezilen halklara, Kürtlere, ezilen kesimlere yönelik yeni bir politikayla hareket edeceği öngörmek mümkün. İktidar açısından AKP ve MHP ve devlet açısından bu dizilim ve bu yeniden şekillenme, dönemi yeniden ele alma bağlamında yaptıkları kimi düzenlemeler söz konusu. Hem kabinenin yeniden şekillenişine baktığımızda özellikle operasyonel ve özel savaş yöntemlerinin çok aktif bir şekilde devreye gireceği ve yumuşak gücün çok hızlı, çok ne açık bir şekilde devrede olacağı bir kabine karşımızda var. Fakat zihniyet olarak özellikle Türkiye Devleti'nin 100 yıl önce Kürtlere, diğer halklara yönelik inkar politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğinin çok net bir şekilde göstergesi ortaya çıktı. Tabii bütün bu göstergeler, bu durumlar özellikle Kürt siyasi hareketine, Kürt halkına, ezilen kesimlere, Türkiye demokratik ve muhalefet kesimlerine çok ciddi önümüzdeki süreci ele alma bağlamında önemli rol veriyor. Sorumluluk verme bağlamında hakikaten önemli bir durum. Mücadelenin birlikte yürütülmesi, özellikle bu zihniyete karşı, AKP-MHP'nin bu saldırgan politikasına, siyasetine karşı mücadelenin hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da özellikle halkları merkeze alan, esas alan ve bu konuda halkın o dinamik gücünü, bu siyasal mücadelenin, bu toplumsal mücadelenin en temel öznesi haline getirme gibi bir hedefle karşı, bir amaçla karşı karşıyayız. Daha fazla yan yana, daha fazla birlikte mücadele etme, daha fazla bu konuda ortak hedeflerde ve ortak amaçlarda birleşme ve bütünleşmenin gerektiği bir dönem içerisindeyiz. Çünkü dikkat ederseniz seçim sonuçları bağlamında bugün AKP-MHP iktidarının özellikle muhalefet partilerini iç krize sokup aslında bunu çok sürekli hale getirip önümüzdeki dönemi de bunun üzerinden inşa etmek istiyor. Ve bu konuda her türlü girişimden de geri durmuyor. Dolayısıyla hem muhalefet partileri hem diğer tüm sivil toplum örgütleri ve Türkiye'deki tüm dinamikler başta olmak üzere ortak hedefler ama siyasal ve amaçlar doğrultusunda AKP-MHP iktidarına karşı mücadeleyi, toplumsal mücadeleyi çok daha güçlü bir şekilde yürütmenin arayışı ve çabası içerisinde olmak gerekiyor. Bizler elbette Kürt siyasi hareketi ve kurumları ve partileri olarak bu konudaki AKP-MHP iktidarının politikalarına karşı yürüttüğümüz mücadelede eksik yanlarımızı görerek daha güçlü bir toplumsal mücadelenin zeminini yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ve bu konuda önümüzdeki dönem bizler açısından çok daha güçlü, görkemli ve kapsamlı bir mücadele dönemi olacak. Çok amaçlarında, hedeflerinde çok netleşmiş ve belirgin siyasal ve politik şeyler bağlamında, istemler bağlamında özellikle Kürt halkı bu konuda mücadelesini güçlü bir şekilde yürütecek. Yani Kürdistan'da şunu önümüzdeki dönem bağlamında ifade edebiliriz tabii ki. Kürdistan'a siyasal statü temelinde yürüteceği toplumsal mücadele ve Kürtlerin ana dilinde eğitim talebinin güvenceye ve statüye kavuşturulması ve bunun bütün kamusal alanda güvence haline getirilmesi ve demokratik anayasa temelinde başta Kürt halkının haklarının güvenceye altına alınıp inkar zihniyetinin aşılmasına dönük yürüteceği çok kapsamlı bir mücadele dönemi bizleri bekliyor. Bu esaslar üzerinden güçlü mücadele hattını öreceğiz. Tabii bu anlamda Türkiye demokrasi güçleriyle ve Türkiye'deki tüm kesimlerle bu temel etrafında Türkiye'deki demokrasinin gelişmesi ve faşizmin daha fazla kendisini sürdürme olanağını yaratmamak bağlamında elbette ki bu mücadeleyi bütünlüklü bir şekilde ve birleşik bir şekilde ele almakta ve ortak mücadele zeminlerini açığa çıkartmak ve yaratmak elbette ki her zamankinden çok daha önem arz ediyor. Bizler bu konudaki çabamızı göstereceğiz. AKP-MHP'nin bütün odağı özellikle bu dönemde
muhalif kesimleri, ezilen kesimleri bir araya getirme zeminlerini tahrip etmek üzerine kurulacak. Buna yönelik çok güçlü bir özellikle özel savaş yöntemlerinin devreye koyacağını şimdiden öngörebiliyoruz. Buna gelmeden, bu tuzağa gelmeden ortak mücadele alanlarını çok daha güçlendirip faşizme karşı, AKP-MHP iktidarına karşı mücadeleyi yükseltme göreviyle karşı karşıya kaldığımız bir dönem içerisine girdiğimizi söyleyebilirim. Tabii Sayın Hocaların üzerinde yürütülen tecridin bugün Türkiye'nin yaşadığı sonuçlar bağlamında ele aldığımızda aslında tablo birçok yönüyle ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye'nin yaşamış olduğu siyasal, toplumsal, ekonomik krizin, kutuplaşmanın, ayrışmanın ve adeta toplumun toplum olmaktan neredeyse çıkarıldığı, çıktığı böylesi bir siyasal ve toplumsal atmosferin aslında kaynağına indiğimizde AKP-MHP iktidarının yürütmüş olduğu inkar siyasetinin, inkar politikasının Kürt halkını inkar eden, dilini, kültürünü, varlığını inkar eden politikasındaki ısrarı ve Türkiye'deki tüm diğer halkların, inançların ve kültürlerin aslında bu konudaki temel taleplerini görmezden gelip inkar siyasetiyle, baskıyla, şiddetle bu mücadele yanıt veriyor oluşuyla alakalı. Tabii bunun en önemli noktalardan bir tanesi bugün Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki uygulanan tecritle alakalı. Biliyorsunuz Sayın Öcalan bu konudaki başta Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü olmak üzere Türkiye'deki tüm temel meselelerin çözümüne, ezilen halkların, kültürlerin ve inançların temel meselelerin çözümüne ilişkin çok güçlü, çok reel, çok gerçekçi çözüm önerileri söz konusuydu. Bunu daha geçmiş yıllarda tüm Türkiye halkları olarak hep beraber yaşadık. Tabii buna özellikle AKP-MHP iktidarının ve Türkiye Devleti'nin yanıtı çok daha inkar ve baskı ve şiddet politikasını derinleştirerek ve imralı tecrit sistemini derinleştirerek yanıt verdi. Dolayısıyla bugün Sayın Öcalan şahsında vücut bulan Türkiye'deki temel meselelerin çözüm fikriyatı aslında İmralı'da kuşatma altına alınmış ve tecrit ediliyor ve bunun üzerinden yürütülmek istenen bir inkar ve şiddet politikası devam ediyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin yaşadığı bütün olumsuz tablonun arkasından merkezine baktığımızda İmralı'da yürütülmek istenen inkar siyasetinin, görmezden gelme politikasının, yok sayma politikasının ve halkların iradesi olan Sayın Öcalan'ın fikirlerinin aslında İmralı hapishanesinde kuşatılmasının bir göstergesi. Yani bununla Türkiye bununla neyi amaçlıyor? Belki bunu da birkaç şeyle ifade etmek gerekir. Şimdi Türkiye'nin gelmiş olduğu bir düzey var. Gittikçe özellikle Sayın Hocam'ın fikirleriyle Türkiye'de demokrasinin, barışçıl çözümlerin, bir arada yaşamanın ve bu konuda Türkiye'nin içerisine girmiş olduğu idari, siyasi ve toplumsal krizin aşılmasına dönük Türkiye Devleti'nin vermiş olduğu bir inkar siyasetinde, imha siyasetinde, yok sayma siyasetinde bir derinleşme söz konusu. Dolayısıyla halkların yararına olmayan, toplumların tamamıyla aleyhine olan böylesi bir tecrit sistemi, tecrit durumu bugün Türkiye toplumunu adeta uçurumun eşiğine getirmiş durumda. Yani bunun nereye evrileceğini, nereye gideceğini bugün hiçbirimizin aslında çok neredeyse öngörmesi mümkün olmayan bir nokta. Tabii ki bunun çözüm yolu hangi zamana vardırılırsa vardırılsın, hangi düzeye vardırılmak istenirse istensin, nihayetinde dönüp dolaşılacak nokta bunun çözüm yollarının ve çözüm aktörleriyle buluşmak olmalı. Yani bugün hem iktidarın hem de Türkiye Devleti'nin bu kadar inkar ve imhada derinleşmesi, baskı ve şiddet politikasına derinleşmesinin Türkiye'yi getirebileceği, Türkiye toplumunu, Türkiye Devleti'ni getirebileceği bir yer yoktur, bir zemin yoktur. Bir amacı da ve bir hedefi de yoktur. Bu kadar sıkışmış, kilitlenmiş ve çözümsüz kalmış bir Türkiye siyasal sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun geçmişten de günümüzde de bu kilitlenmenin, bu sıkışmanın ve bu çözümsüzlüğün adresi olarak biz diyoruz ki Sayın Öcalan'ın kendisi
ve Türkiye halklarına, Türkiye'ye ilişkin ortaya koymuş olduğu çözüm perspektifleridir. Yani ne olursa olsun, şartlar ve koşullar ne olursa olsun, hem iktidarın hem de Türkiye devletinin dönüp dolaşacağı noktanın çok fazla, çok daha hiçbirimizin hayal edemeyeceği tahribatlar yaşanmadan, uçurumlar gerçekleşmeden, kutuplaşma, ayrımlaşma, derinleşme gerçekleşmeden Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin bir an önce kaldırılıp ve bu konuda Türkiye'deki temel meselelerin çözüm yoluna girmesi bağlamında Sayın Öcalan'la yürütülmesi gereken bir müzakere ve diyalog sürecinin mutlak bir şekilde açılması gerekiyor. Bunun tersi, bunu görmezden gelen, bunu yok sayan, bunu inkar eden ve baskı ve şiddet politikasında derinleşen bir iktidarın, bir Türkiye devletinin gidebileceği hiçbir yer, ne siyasal, ne toplumsal, ne ekonomik, yani siyasal sistemi var eden hiçbir denklem bağlamında bugün Türkiye'nin gidebileceği bir nokta artık kalmamıştır. Gidebileceği son noktaya kadar ulaştı. İnkarda, yok saymada, görmezden gelmede, hakikatleri ve gerçekleri ters yüz etmede bugün hem iktidarın hem Türkiye devletinin gelmiş olduğu artık en üst düzey bir aşama var. Bundan ötesi baş aşağı bir düşüştür. Dolayısıyla bunun çözüm, bu krizden, bu kaostan, bu çıkmazdan, kilitlenme halinden çıkmanın esas çözüm yolu Sayın Öcalan başta olmak üzere tüm dinamikleri, çözüm dinamiklerini devreye koyup, muhatap alıp, dikkate alıp ve Türkiye'yi toplumsal, siyasal olarak da bir çözüm hattına, bir çözüm rayına oturtmak olacaktır. Bunu görmeyen, bunu inkar eden bir iktidarın bugün Türkiye toplumunu, Türkiye devletini ve Türkiye'nin toplumsal varlığını düşündüğünü hiçbirimiz ve hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla bir an önce seçim sonuçları da çok net bir şekilde gösterdi ki seçim sonuçları AKP-MHP açısından bir sorunun çözümü, bir kanalın açılışı değil. Seçim sonuçları da bize gösteriyor ki Türkiye siyasetinin kilitlenmiş sonuçları ortaya çıktı. Yani hiç kimsenin yol alamadığı, mesafe kat edemediği, dolayısıyla çözümün kendisini dayattığı bir siyasal atmosfer bugün önümüzde duruyor. Tek çözüm yolunun da dediğimiz gibi Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılıp çözüm yolunun ve çözüm kanallarının açılmasına yönelik bir iradenin ortaya konulması. Tabii yani bunu biz geçmiş yıllarda özellikle 2013-15 sürecinde gördük. Özellikle Türkiye'deki sıkışmayı, kilitlenmeyi ve toplumsal kutuplaşmayı aşan, çözüm önerileri sunan, çözüm perspektifleri sunan, hakiki, gerçekçi çözüm gerçekleri bu anlamıyla bugüne kadar Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu değerlendirmelerde ve fikirlerde yatıyor. Tabii bunun alternatif seçenekleri olarak işte 2015'ten bu yana kesintisiz yürütülen bir tecrit sistemiyle devam ediyor. Ve bugüne kadar bunun Sayın Öcalan dışında çözüm geliştirme hem Türkiye bağlamında hem de bölgesel gelişmeler bağlamında kilitlenmiş, sıkışmış meselelere ilişkin çözüm geliştirme bağlamında bugüne kadar alternatif bir herhangi bir seçenek ortaya çıkmadı ve bunu da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bugün bu sorunlara yıllardan, 10 yıllara varan bir mücadeleyle deneyim kazanmış, kafa yormuş ve hakiki ve gerçekçi çözüm üretme bağlamında bugün Sayın Öcalan'ın durduğu yer hakikaten biricik olma özelliğini koruyor. Bunun dışındaki bütün çözümler ya da arayışlar şiddeti derinleştiren, baskıyı derinleştiren, inkarı derinleştiren ve herhangi bir çözüm yolunu, çözüm yol haritasını ortaya koymaktan uzak bir durumla karşı karşıyayız. İşte bu anlamıyla tam da ifade ettiğimiz böylesi bir dönemde toplumun siyasal olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak artık çöküşünün dibini yaşadığı böylesi bir süreçte ancak bunun çözüm yolunun Sayın Öcalan'ın Türkiye toplumuna, Kürt halkının özgürlük mücadelesine ve Türkiye halklarının bu krizine, bu kaosuna yönelik görüşlerinin çok hızlı bir şekilde kamuoyuyla, halkla buluşması gerekiyor. Biz buna şuna çok açık yürekte inanıyoruz ki böylesi bir koşulun ortaya çıktığı andan itibaren adeta derler ya bir mucizevi bir siyasal atmosfer ortaya çıkacakmış gibi çok hızlı bir şekilde
bir gün sonra Türkiye çok farklı gündemleri ele alırken Sayın Öcalan'ın fikirlerini ve düşüncelerini kamuoyuyla buluşturulduğu, kamuoyuyla paylaşıldığı bir sonraki gün Türkiye çok daha bambaşka çözüm yoluna girmiş, çözüm meselelerini tartışmış ve bu konuda sorunlarını aşmaya dönük bir toplumsal güne uyanacaktır. Böylesi bir hakikati, böylesi bir gerçekliği kendi içerisinde barındıran bir durumu yaşıyor Sayın Öcalan. Yani bu anlamıyla tekrardan da ifade etmek istiyoruz. Bu inkarın bugün AKP-MHP iktidarında ve devletin birçok kesiminde vücut bulmuş bu inkarın, bu yok saymanın ve görmezden gelmenin, bu hakikati, bu gerçeği görmezden gelmenin bugün hiç kimseye faydası olmadığını ve olamayacağını açık bir şekilde ifade etmek lazım. Bunun işte olumsuz sonuçlarını sadece Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesi yaşamayacak. Tüm Türkiye'nin demokrasi, Türkiye'deki Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'deki toplumsal gelecek arayışı içerisinde tüm kesimler aslında bunun olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyor ve kalmaya da devam edecek. İşte bu anlamıyla İmralı tecrit sisteminin kırılmasına dönük çok güçlü bir toplumsal mücadelenin ortaya çıkması gerekiyor. Bu konuda yaşadığımız ve yaşanılan kimi zayıflıklar ve eksikler söz konusu. Yani bunu bir Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş başkanı olarak tek başına ifade etmiyoruz. Yani bugün Türkiye siyasetine reel, rasyonel bir şekilde bakan herkesin çok net bir şekilde görecektir ki bugün Türkiye'deki temel meselelerin arkasında, siyasal, toplumsal kaosun ve krizin arkasında bu tecrit sisteminde devam etme ve bu inkar sisteminde devam etme zihniyetinin yattığını görecek. Dolayısıyla çözüm bağlamında herkesi bu çözüm bağlamına hizmet eden, sözünü söyleyen, eylemini kuran ve bu konuda düşünce, fikir ve eylem üreten bir mücadele dönemiyle biz ancak bu inkar ve tecrit sistemini kırabiliriz. Oradan başlayan kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme, izolasyon zihniyeti ve sistematiği bugün bütün Türkiye toplumuna sirayet etmiş durumda. Bugün artık Türkiye İmralı tecrit sistemiyle, yöntemiyle yönetiliyor. Yani çok açık bir şekilde bunu ifade etmek gerekiyor. Bugün Türkiye'nin idari ve siyasi yönetim biçimi nedir derseniz, bugün Türkiye'nin idari ve siyasi yönetim biçimi İmralı'ya uyguladığı tecrit sistemi neyse bugün Türkiye'deki iktidarın yönetim biçimi de bununla paraleldir. Başka bir yönetim biçimi Türkiye'de söz konusu değil. Tabii Kürt siyaseti özellikle bölgesel denklem bağlamında güçlü mücadele yükseltme ve kazanım elde etme bağlamında güçlü imkan ve olanaklara sahip. Yani Orta Doğu bölgesel gelişmeleri bir bağlamda ele aldığımızda bu konuda milyonlarca halkın gücü, desteği ve bu konudaki mücadele dinamiğini esas ortaya koyduğumuzda elbette ki Kürt siyasal hareketini hem Kürdistan'da hem de bölgesel gelişmeler bağlamında çok daha güçlü halk eylemselliklerinin ön planda olduğu ve bu konuda kazanımlarına evet kendisi üzerindeki baskının ve şiddetin dozajı ve düzeyi farklı ve çoklu yöntemlerle devam edeceğine benziyor. Fakat buna karşı da toplumsal ve siyasal mücadelesini de en üst düzeye çıkarabileceği artık kazanımları elde etme, güçlü kazanımlar elde etme dönemine girdiğini de öngörmek mümkün. Bütün bölgesel gelişmeler biraz da böylesi bir durumu ortaya koyuyor. Elbette ki Kürt halkının kendi zeminde, kendi coğrafyasında yürütmüş olduğu özgürlük mücadelesini bastırmaya, yok saymaya, tasfiye etmeye yönelik özellikle bölgesel güçlerin, Türkiye bunların başında geliyor, çok yoğunluklu politikası geçmişten günümüze söz konusuydu. Bu daha da farklı biçimlerde devam edecek gibi görünüyor. Fakat bugün bu inkarın, bu siyasetin artık anlamını yitirdiği, işlevsiz olduğu, herhangi bir işlev görmediği, bir kabul görmediği bir siyasal tablo ortada. Dolayısıyla Kürtler, Kürt halkı direnişiyle aslında inkar zihniyetinin varlığını ve anlamını bugün her yönüne ve yani kendileri açısındaki meşruiyetini tamamıyla parçalamış, dağıtmış ve ortadan kaldırmıştır. İşte siyasal ve toplumsal statüye erişme arefesinde olan
Kürt hareketini, Kürt siyasi hareketini ve toplumsal hareketini boğmaya yönelik elbette ki çeşitli saldırılar gerçekleşecek. Fakat yani ben inanıyorum ki güçlü toplumsal direnişlerle ve mücadeleyle bölgesel bağlamında Kürt halkı Orta Doğu'nun genelinde yaşadığı coğrafyada siyasal ve toplumsal statüye erişmenin ve mücadelesini çok güçlü kazanımlarla taşlandırmanın şafağında olduğunu ifade edebilirim. Yani bütün bu konudaki mücadele geçmişi, deneyimi ve bugünkü bütün siyasal parametreleri bir araya getirdiğimizde böylesi bir imkan ve olanağı ve fırsatını önünde, Kürt halkının önünde, Kürt siyasi hareketinin önünde durduğunu görmek mümkün. Tabii daha fazla büyüyerek, daha fazla örgütlenerek, güçlenerek, mücadele ederek ve ilişki ittifakları, dostları çok daha büyüterek bu mücadelenin zamanı erkene çekmek elimizde. Dolayısıyla bizler de hem Kürdistan'da hem Türkiye'de hem de bölgesel gelişmeler bağında Kürt halkının özgürlük mücadelesine dost, yoldaş, müttefik, birleşen olabilecek bütün kesimlerle beraber bu mücadeleyi çok daha güçlü bir şekilde yürütüp ve Kürtlerin, Kürt halkının özlemini duyduğu özgür bir yaşamın şafağında güçlü kazanımlar ve güçlü siyasal ve toplumsal statü elde ederek bu mücadelesinin devam ettirecektir. Yani Kürtleri böylesi bir, bizleri böylesi bir mücadele, güçlü bir mücadele ve aynı zamanda zorlu ve onurlu bir mücadele döneminin bizi beklediğini söyleyebilirim.